Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersin konusu sizlerle beraber çoklu if nasıl kullanılır bunu görmeye çalışacağız. Önemli bir konu arkadaşlar. Size şimdi bunun mantığını detaylı olarak anlatabilmek için bir senaryo hazırladım. Bu senaryo üzerinden mantığını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu derste bir metotlar kullanmak da zorundayım. İşin mantığını daha güzel bir şekilde sizlere izah edebilmek için. Ama problem yok. Odaklamamız gereken şey o olmayacak tabii ki de. Şimdi çoklu if kullanacağız. Mesela arkadaşlar şöyle bir örnek olduğunu düşünelim. Bunu anlatması da biraz güç. Nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Mesela şöyle düşünün. Siz kullanıcıdan bir TC kimlik numarasını isteyeceksiniz. Hatta bir kullanıcının adını alalım. Adını ve TCKN'sini isteyelim kullanıcıdan. Burada iki tane koşulumuz var. Kullanıcının adı arkadaşlar boş geçilemez. Tamam mı? Böyle olsun. Bu benim koşulum. Yani kullanıcı adı boş geçemezsin kullanıcım. Ve TCKN alan kimliği de 11 karakterden oluşsun. Örneğin 12 karakter girersem patlatsın beni örneğin. Kullanıcıdan bu iki bilgi alacağız. Adı boş geçilemeyecek. Kimliği de 11 karakterden oluşacak. Bu koşulu sağlamazsa kullanıcıyı patlatmak istiyorum. Şimdi bunu bizler şöyle yapabiliriz. Bakın çoklu if kullanmadan şöyle yapılabilirdi. Ben bir tane metot yazacağım. Bu metodu yazmamın sebebi bir tane anahtar kelime var. Onu kullanabilmek için. Ama bu metotsuz da yapılabilir metotları da ileride sizlere anlatacağım arkadaşlar. Mesela check diyorum. Yani kontrol et. Direkt kontrol et diyebiliriz. Buraya geldim. Ve burada kullanıcının bir adını alalım. Ad diyorum. 2. Hatta bunları ben şöyle yapmayayım. Parametre almayayım. Bunları bu metoda zaten parametre olarak geçeriz. Burada kullanırız. Veya verelim. Problem yok. Dediğim gibi arkadaşlar bu metotları sizlere anlatacağım. Kullanıcının girmiş olduğu adını ve TC kimlik numarasını kullanıcıdan aldım. Daha sonra buraya geldim. Diyorum ki if kullanıcının girmiş olduğu ad eğer ki sizler boş geçerseniz arkadaşlar şöyle göstereyim hatta. Ctl'i ö yaptım. Örneğin let isim dediniz. Kullanıcıdan ismini alacaksınız. Buraya geldin isminizi giriniz dediniz. Daha sonra konsol log'la bunu ismi konsola yazdırıyorsunuz. Bakın çalıştırıyorum. Hiçbir şey girmedim. Tamam derseniz arkadaşlar boş geldi fark ettiyseniz. Bu boşun karşılığı aslında yazılımda şu oluyor. Let isim adam böyle boş bir değer atamış aslında. Şöyle göstereyim sizlere. Aynı isim olduğu için hata verdi. İşte sizler kullanıcının ismi alanına hiçbir şey girmezseniz boş oluyor arkadaşlar. Empty yani boş oluyor. Bu boşun da karşılığı şu oluyor aslında bakın. Adam gelmiş eşittir demiş. Sanki içine hiçbir şey yazmamış. Hatta biz burada konsol 2'yi de ekrana yazdıralım isterseniz. Bunları yorum satır haline getiriyorum. Bakın çıktığımız yine aynı olacak. Konsolda bir şey var ama bomboş. İşte bunun karşılığı bu. Ha demek ki ben burada şöyle bir koşul yapabilirim. Eğer ki kullanıcının adına eşit eşit ise şöyle boşsa o zaman kullanıcı adını girmemiştir. If bu koşulu sağlıyorsa adını girmemişse bu şekilde ise adı patlatabilirim. Burada iç içe ifler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu gösteriyorum hem. Eğer kullanıcının adı boşsa şöyle yaptırabiliriz. Hatta boş değilse diyelim bakın. Şöyle de yapılabilir. Kullanıcının adı şuna eşit değilse benim için başarılıdır. Ona eşitse o zaman else girecek koşulu sağlamadığı için burada şöyle yapabiliriz. Console.log diyebiliriz. Lütfen isim alanını boş bırakmayın diye kullanıcıyı böyle uyarabiliriz. Eğer ki ad alanı doluysa arkadaşlar ondan sonra bir sonraki koşulumuza bakabiliriz. Bakın buraya gelirim bir if daha açabilirim. If içinde if kullanılabilir. Bin tane de kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsur yok. Buraya geldim. Bu sefer de diyorum ki sen şu koşuldan geçtin. Süpersin isim alanına Enes yazdım. Burası sağladı. If'e girdi. Şimdi bir koşulum daha var. Diyorum ki tckn si de length, length var arkadaşlar. Length bir stringin uzunluğunu bulmak için kullandığımız bir özellik. Zaten Türkçesi de uzunluk anlamına geliyor. Bunun uzunluğunu ver diyorum. Mesela örneğin şöyle bir değer girdiniz. TCK'niniz bu olsun. Siz bunun length'ini al dediğinizde bunun karakter sayısını alıyor aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 bize buradan 10 çıktısını veriyor yani ben de bu uzunluğu 11'e eşit değilse diyorum bakın 11'e eşit değilse de diyebilirsin hatta eşitse diyelim 11'e eşitse benim için başarılıdır 11'e eşit değilse bakın if içinde bir if daha tanımadım buraya da else geldi bunlar bu şekilde böyle piramit gibi gider arkadaşlar hiçbir problem yok. 11'e eşitse süper. O zaman console.log buraya gelirim isim ve TCKN problemsiz girildi diyebilirim. Eğer ki TCKN's 11 karakter değilse o zaman buraya console.log'la lütfen TC'nizi 11 karakter olarak giriniz diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir senaryo olsun. Şunu biraz daha kısalım. Bu şekilde yapılabilir. Mesela bunu ben bir çalıştırmak istiyorum sizlere. Geldim. Tabi kullanıcıdan bir değer almadık. Ve metodumuzu çağırmadık. Geldim buraya arkadaşlar. Şu metotları sizlere anlatacağım. Bakın kafanıza takmayın. ileride göstereceğim. Örneği anlatabilmek için yani şu birli, birden fazla if'i anlatabilmek için bunu kullanmak zorundayım. Buraya geldim. Let At diyorum. Kullanıcının ismini alacağım. Buraya geldim. Prompt diyorum. İsminizi giriniz diyelim. Kullanıcının ismini aldım. TCKN'sini alıyorum aynı şekilde. TCKN giriniz diyelim. Kullanıcıdan bu ikisini aldım. Aldıktan sonra şurada metoduma kontrol et metoduma buradaki adı ve TCKN'yi parametre olarak verdim. Tabii ki metot tanımlamayı bilmiyorsunuz. Bunları bilmiyorsunuz. Hak veriyorum. Siz burada adı aldınız. TCKN'yi aldınız. Ve şu metodun parametresine şu ikisini verdiniz. Daha sonra ben de bunların kontrollerini yaptım. Bakın çalıştırıyorum. İsminizi giriniz. Hiçbir şey girmiyorum. Tamam dedim. ne istiyor. TCKN'ye de giriyorum. Bir şeyler girdim girdim girdim. Tamam diyorum. Bakın lütfen isim alanını boş bırakmayın dedi. Beni patlattı. 1. Süper güzel çalışıyor. İsmimi Enes girdim. TC bu sefer yanlış giriyorum. 9, 10, 11, 12, 13 karakter girdim arkadaşlar. Çalıştırdım. Lütfen TC 11 karakter olarak giriniz dedi. Gene beni patlattı. Bu sefer hadi ikisini de doğru girelim. 9, 10, 11 diyorum. Bakın 11 karakter olarak girdim. İsim ve TC problemsiz girildi demiş oldu aslında bana. Şimdi bunu hızlı bir şekilde anlatayım. Bunu niye yaptığımı göstereceğim. Şimdi burada sizler TCS'ini ve adını aldığınız kullanıcıdan kontrol edit adındaki metoda bakın şu metoda buraya NS yazmıştınız. Buraya da TC'nizi yazmıştınız. Şuraya verdiğiniz adı ad buraya geldi. TC kimlik numaranız da buraya geldi arkadaşlar. Kullanıcıdan aldığınız değerleri metoda verdiniz. Metotta şu an girdiğiniz isim ve TC kimlik numaranız var. Eğer ki adınız boş değilse diyorsunuz bakın burada. Adınız boş değilse birinci koşuldan geçtiniz aslında birinci koşuldan yırttık aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Adınız boş değilse buraya gir. Ama adım boşsa ne olacak? Bu if çalışmayacak. Şuradaki else çalışmış olacak. Bakın şu. O zaman lütfen isim alanını boş bırakmayın diyecek. Hemen bakalım. Buna hiçbir şey girmedim. TC bir şeyler girdim. Şu koşulu sağlamadığım için else çalıştırılacak. Bakın isim alanını boş bırakmayın. Daha sonra devam ediyorum. Eğer ki kullanıcının ismi doluysa bu sefer ne oldu? Buradaki ifler çalıştı. Şuradaki ifler çalıştı. Şuradaki else çalışmaz if çalışırsa. Sonra TC kimlik numarasına bakıyor. Bakın bir if daha kullandı. TC'si de 11 karakteri eşitse. Eşitse veya eşit değilse. Eşit değilse buraya çalışmayacak. Else çalışacak. Lütfen TC'nizi 11 karakter olarak giriniz. Buraya NS dedim. TC'sini 11 karakter olarak girmedim. Bu sefer beni şu patlattı. Bu sefer ikisini de doğru girelim. Adımızı girdik. TC'mize 11 karakter girdik. Bu if sağladı. Bu if de sağlayınca ne oldu? Buradaki ifin içindeyim arkadaşlar. Buradaki isim ve TC'niz problemsiz girildi yazacak. Şuradaki içteki ife girdiği için bunun altındaki else çalışmayacak. Ondan sonra kodumuz buradan derlenmeye devam edecek. Tamam mantığı bu. Şimdi sizler bunu bu şekilde yaptınız. Sizler bunu şu şekilde de yapabilirdiniz aslında. Bakın şu yapıyı şöyle de kurabilirdiniz. Buraya geliyorum bu sefer. Bir tane daha fonksiyon yazıyorum. Mesela kontrol et 2 diyorum. İkinci versiyon. At ve TCKN'sini kullanıcının bir daha alalım. Bu sefer böyle if else if if iç içe falan kullanmayacağım. Bu sefer çoklu if kullanmaya çalışacağız. Buraya geldim. Mesela if diyorum. Kullanıcının adı. Örneğin Nalsa. Özür dilerim şöyle ise kullanıcının adı doluysa hatta burada boş da diyebiliriz. Şöyle yapalım. Kullanıcının adı boşsa yani herhangi bir şey girmemişse buraya gelirsiniz mesela console.log ne diyebiliriz arkadaşlar? Lütfen hatta şuradan kopyalayalım. Lütfen isim alanını boş bırakmayın şeklinde diyebiliriz. Yani şu örneğin aynısı olmayabilir ama şöyle ayrı ayrı varsiyon, varyansiyonların kullanımını sizlere göstermek istiyorum. Mesela tckn'si Lengini aldığımızda 11 karaktere eşitse hatta şurada eşit değilse diyorum bakın. Şuradan tekrar alıyorum 11 karakteri giriniz dedim. Ayrı ayrı tanımlıyorum. Console.log Son bu metot çalıştırıldığında adı boşsa patlattı. TCKN 11 karakterden eşit değilse hatta şunu şurada gelip return ile metodu sonlandırabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde burası da return ile metot sonlandırılabilir. Bu returnlerin anlamı da şu oluyor. Eğer ki şu kod çalıştırıldıktan sonra sen bu return ile bu metodu sonlandır. Yani bu metot sonlandırılınca altındaki hiçbir kod çalıştırılmıyor arkadaşlar. Bunu metotlarda göstereceğim. Bu return'ün kullanıldığı yerden sonraki hiçbir kod çalıştırılmasın demek aslında bu. Karakteri 11 karakteri eşit değilse sen bu yarıyı ver altındaki kodları hiçbirini çalıştırma diyorum. Eğer ki ikisi de sağlıyorsa o zaman şunu yapabilirsiniz bakın. console.log nokta log. Bakın aynı çıktıyı elde edeceğiz. Lütfen hatta şunu kopyalıyorum ikisini aldım. Yapıştırdım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi bu sefer kontrol et metodunu çağırmıyorum. Bakın bunu çağırmıyorum. Bu sefer kontrol 2'yi çağırıyorum. Bakın kontrol et 2. Kullanıcıdan almış olduğum ad ve tckn'yi buraya aldım. Şimdi bu metoda gideceğiz. Bu metoda geldim bakın. Adı ve tc'sini aldım. Ondan sonra adı boşsa kullanıcıya sen uyar ve return ile bunun sonlandır. Yani return demek şu kodların hiçbiri çalıştırılmasın demek. Şu anahtar kelimenin kullanıldığı yerden sonra bunların hiçbiri çalıştırılmasın demek. Eğer ki buraya girmezse yani adamın adını girmişse buraya girmez mantıken. Güzel. Buna gelir. Adamın karakter şey girdiği tecrübesi de 11 karakter eşit değilse bu da bu problem. Ne yap? Bunu çalıştır. Kullanıcı uyar ama metodu sonlandır. Bu sonlanınca ne olacak? Bunların altındaki şu kodlar çalışmayacak. Eğer ki kullanıcının TC'sinde de bir problem yoksa, o zaman kardeşim adamın adı da, TC'si de pardon ben buraya yanlış girmişim. Bu olacak? İsim ve TC'niz problemsiz girildi olacak. Buraya koyuyorum. İkisinde de bir problem yoksa ikisine de girmeyecek. Değil mi? Şu koşulları sağlamıyorsa girmeyecek. Adı ve TC'si problemsiz. Hatta deneyelim bakalım. Bakın geldim buraya. İsmini giriniz diyor. Boş giriyorum. Hop. TC'ye geldi. Şeyler girdim. Lütfen isim alanını boş bırakmayın dedi. Süper. Çalıştı. Bakın şu çalışmıyor. Dikkat edin. Şu metodu hatta kapatayım şurada. Bu metot çalıştırılmıyor şu anda. Ben kontrol et 2'yi çalıştırıyorum. İkinci versiyonu. Geldim buraya. İsmimi girdim. TC'mi 11 karakterden az girdiğim için. Adımı girdim bu koşul ne oldu? Sağlamadı. Çünkü benim ismim buna eşit olmadığı için buraya girmedi. Doğru buna geldi. TC'mi kontrol ediyor. Buna girmemesi demek koşulumu sağladığı anlamına gelir. Yani isim alanım problemsiz olarak geçtim demektir. Buna geldi buna bakıyor. TC'm 11 karakterden eşit değilse. Evet TC'm şu anda 11 karaktere eşit değil. O zaman beni uyar ve metodumu sonlandır diyorum. Bakın beni uyardı. Altındaki kod çalışmadı. Bakın şu çalışmadı. Adımı başarılı giriyorum. Enes girdim. Enes buna eşit olmadığı için buraya girmedi. TCM'i giriyorum. 9, 10, 11. 11 karaktere eşit değilse buraya gir diyorum. Ama benimki 11 karaktere eşit olduğu için burası da çalışmayacak. Burası Çünkü false dönüyor. False dönünce burası çalışmayacak arkadaşlar. Burası çalışmadı. Burası da çalışmadı. İkisinin çalışmaması ne demek? Aslında adının başarılı girdiğim ve TCM'in de 11 karakteri eşit olduğunu gösterir aslında. İkisi de başarılıysa konsola şekilde beni isim ve TC problem girildi. Ne oldu? Ben burada birden çok if kullanarak şuradaki çıktının aynısını elde etmiş oldum. Bak burada if içinde bir if daha tanımladım. Bu şekilde yaparken burada da if if yapısını kullanarak bu şekilde kodladım. İkisini biraz daha yaklaştırayım ki beraber görün arkadaşlar. İkisinin arasındaki fark tamamen bu şekilde. İşte bizler bazen iç içe ifleri kullanabilir, bazen if else if else yapısını kullanabilir, bazen if else kullanabilir, bazen if if versiyonlarını kullanabiliriz. Bir şirkete girdiğinizde veya bir kod okuduğunuzda bu şekilde de görebilirsiniz arkadaşlar. Bu yapıda mevcut. Bu bölümdeki artık konu anlatımı bitti. Bundan sonraki derslerde örnekler yapmayı düşünüyorum birkaç tane. Ondan sonra farklı bölümlere geçeceğiz. Toparlıyorum bir 30 saniye içerisinde. Bizim bir if'imiz bir de else'imiz var. Bu ikili yol ayrımlarının olduğu iki ihtimalin iki seçeneğin olduğu yerde şuraya not düşeyim. If else kullanılır arkadaşlar. Bu iki seçeneğin olduğu yerlerde kullanılır. Bir de bizim if else if bir de else yapımız vardı. Bu da birden hatta birden demeyeyim ikiden fazla seçeneğin olduğu yerde kullanılır. Bir de arkadaşlar az önce de söylediğim gibi ifli ifli böyle versiyonlar var. Bu da her bir koşulun ayrı bir koşulmuş gibi çalışması ve bu koşula bakıyorsa buna da bakacaksın. Senin gibi böyle 5-6 tane daha if de olabilirdi böyle. Her birine ayrı ayrı bakacaksın. Her birini ayrı ayrı değerlendirmek için de bizler bunu kullanabiliriz. Tamamen yapısı bu şekilde. Ve burada da bir şey de görmüş olduk. Aslında yazılımda bir tane kodun yani çıktının birden fazla kodlama yöntemi olduğunu görmüş oldunuz. Bakın bu şekilde de kodlayabiliriz. Bu şekilde de kodlayabiliriz. Siz farklı bir şekilde de kodlayabilirsiniz. Yani tek bir doğru yok. Tek bir doğru yok. Herkesin yoğurt yeşi farklı aslında arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Bir sonraki derste örnekler yaparak konunun birkaç örnek yaparak pekiştirelim. Farklı bölümlerle devam edelim. Ben de yoruldum, siz de yoruldunuz diye biliyorum. Bir çay kahve için ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.